Burundi'de şiddetli eylemler devlet başkanı Pierre Nkurunziza'yı yolundan döndürmedi. Üçüncü dönem için aday olacağını duyurarak muhalefeti sokaklara döken devlet başkanı adaylık için kaydını yaptırdı. Muhalifler Nkurunziza'nın adaylığının aynı kişinin görev süresini 2 dönemle sınırlayan anayasaya aykırı olduğunu savunuyor. Nkurunziza ve taraftarları ise parlamento tarafından atandığı için devlet başkanının ilk döneminin sayılmadığını söylüyor. Anayasa Mahkemesi'nin devlet başkanının haklı olduğuna hükmetmesi protestoları dindirmedi. Muhalifler Nkurunziza adaylığını geri çekene kadar eylemlerini sürdürmeye ant içti. Yaklaşık 1 aydır devam eden şiddetli gösterilerde en az 17 kişi yaşamını yitirdi. Birleşmiş Milletler rakamlarına göre olayların daha da alevlenmesinden endişe ederek ülkeyi terk edenlerin sayısı 50.000'i buldu.